Biz Ecel programın ikinci bölümündeyiz. Rasim Atilla'nın konusuna geçmeden önce Malatya'dan programa katılan Nefise Özkaş bizimle beraber olacak. 3 yıl önce nikah masasına oturdu. Hayatımın büyük aşkı diye tanımladı. Hasan Özkaş'ın kendisini aldattığını iddia ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok acı. Çok ağrı. Dayanamıyorum artık. Dayanamıyorum. Ben bunu beklemiyordum. Aklıma gelmeyen başıma geldi. Hasan'ı sevdiğim için 5 devlet uzaklıktan geldim. Her şeyimi orada bıraktım. Devletin verdiği yardımlara bile üzülmedim. Arabamı sokakta bıraktım. Bahçem, yazlıyım. Arkamda bir erkeğim olacak sandım. Çok sevdim. Gitti gideli 2 aydır uyku uyumuyorum. Ondan başka kimsem yok zaten. Babam olur dedim. Abim olur dedim. Dedem olur dedim. Kocam olur dedim. Ama 2. ayın 4'ünde bir resim salmış, dünyamı yıktı. Dünyamı, dünyamı çok seviyorum. Başka aşık, bir kadınla. Aşık, aşıkım. Ay ne pis abi. Sen ona aşıksın, o senin ona aşık olduğun kadar aşık değil. Değilmiş demek ki. Kaç yıldır berabersiniz? 90 yılında tanıştık. 3-4 sene orada geçti. O getirdi bizi. 90 yılında taşın. 1990'larda. Tanıştık, evet. Hı hı. Oradan aşık oldum. Sen gençliğinden beri bu adamı seviyorsun. 28 yaşından beri. Oo. Evet. Niye geç kavuştunuz peki? Evli olduğunu duydum. Hı. Ben de evliydim tabii. Hı hı. Eşim 9 sene yattı. Öldükten sonra tekrar sokakta tuttu. Artık benimsin dedi. Eşin öldü dedi. Dedim yok, evli insanım. Yani kalbime gömerim. Ne kadar da sevsem. Nasıl? O şeyden sonra kimseye bırakmam dedi. Alıp başımı gideceğim buradan dedim. Yani kurtaramıyorum kendimi. Yok dedi. Ben sana bakacağım. Para vereceğim bilmem ne. Sen de çalışıyorsun dedi. İdare ederiz dedim. Yok. Oradan aldım başımı, Çehiye gittim, Çekoslovakya'ya. 20 sene de orada geçirdim. 20 seneden sonra aklıma düştü. Dedim bir selam vereyim. Vermez olaydı. Keşke vermez olsaydım. Keşke nalet olsun o güne ya. Nalet olsun. Nalet olsun. Bir selam verdim. Benim hayatımı ilk önce öğrendi. Yalnızım dedim, eşim öldü. Yani çocukla evlendi. Ana yok, baba yok, kardeş yok. Kalp krizi geçirdim dedim. Yani Türkiye'me de gelemiyorum artık dedim. Ölümümü bekliyorum. Bu da dedi, ben de dedi yalnızım. Gel dedi, ikimiz dedi birbirimize nefes olalım. Gençken kavuşamadık. Bari ikinci baharda birbirimizin aşkı olalım. Aynen. Dedim sen evli değilsindir, yalan söylersin. Evlisindir. Ha, öyle dedim. Bana bir kanıt getir dedim. Benim dedim burada bir düzenim var dedim. Kolay düzenimi bozamam. Bozarsam ben sokakta kalırım. Gidecek yerim yok. Annenin dedim kanıt getir. Hı. Ondan konuşmayınca dedim. Olmaz bu. Olmaz, inanmam dedim. Annem İstanbul'da dedi. Hı hı. Uzak çok. Ama dedi ben dedim komşu getir o zaman dedim. Ertesi gün komşu getirmiş. Yenge ayrı dedi. Yani o genç çocuk. Ben yine demiyorum hayır. Ben çok zor bir insanımdır. Zor başlarım, zor da bırakırım. Oradan buradan başladı. Yani şöyle yapalım, böyle yapalım. Emekliliğim var dedim.
devlet yardım veriyor. Sağlık sigortam ödeniliyor. Ev kiram ödeniliyor. Suyum, elektriğim, her şeyim ödeniliyor. Doktorların falan ameliyat yaptırdım bedava. Sen de gel dedi. Sen Türkiye'ye gel dedi. Sen Türkiye'ye gel dedi. Ben gaziyim zaten dedi, emekliyim. Nikah kıyınca dedi, her şeyin dedi, yine doktorla bedava olacak dedi. Kavuştunuz mu birbirinize? Kavuştuk. 3 yıldır evlisiniz. Akşam bir şey duydum, söyleyebilir miyim? Tabii ki. O beraber olduğu kadın, ben ta geldiğimden... Varmış. Varmış. Beni dövdüren oymuş. Çile çektiren oymuş. Her gün üstüme yürüten oymuş. Ben akşam bunları öğreniyorum. Dün akşam Nefise pardon. Nefise abla şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi ortada bir kadın var anladığım kadarıyla. Hasan Bey geçmişine biraz fazla bağlı. Ne yapıyorsunuz? Çok bağlı. Fazla değil. Çok tatlı. Ben 11. karısıymışım. Ne? Ben 11. karısıymışım. 11. resmi nikahlı eşi misin? Yok. Dini nikahlı. Dini. Siz 3 yıl önce buna nikah masasına oturdunuz. Evet. Bu 3 yılda gençken bile aşık oldun ki beyefendinin fotoğrafları da var, boylu poslu. Evet. Aşkı yaşadın mı bu adamla? Evet. Evet. Ondan başka hiç birinden duygu duyamadım. Tamam. O yani, da seni seviyor muydu? Yani seviyor gibi gösteriyordu. Yani hissettiriyor muydu bunu sana? Evet. Ne zaman aranızda problemler çıkmaya başladı? Ne zaman o kadın telefon açıp ona sen benim açık resimlerimi istedin, gördün her şeyimi, beni almadın, onu aldın dediğinde ben dedim, ondan sonra arkası hep geldi kadın. Hep kadın geldi. Yani ama vazgeçmedim Mesra Hanım. Geçemiyorum. Vazgeçemiyorum. Bana bir şey yapın bilmiyorum. Ben 63 yaşında bir kadınım, deliriyorum. Ben vazgeçemiyorum. Çıksın karşıma, otursun karşıma. 6 ay demiyorum. 6 ayın hesabını bu versin. Sorunu... Bebek sesi gelebilir yayına. Çünkü çıkacak olan bir annemizin herhalde çocuğu. 6 senenin içinde... Hatamı, ne yaptıysam, ne ettiysem ablacığım, herkesin karşısında söylesin. Bunun hatayla çok alakası yok. Biraz önce dedin ki ben 64 yaşında kadının perişanım. 63. Varsa bana bir şey yapın. Bak aşkın yaşı yok. Evet. İster 15 yaşında aşık ol, ister ilkokulda aşık ol, ister bu yaşta aşık ol, ister orta yaşlarda, hiç önemli değil. Keşke onun bir tedavisi olsa, herkes bir tane alır değil mi? Yok, o bir duygu. Sen bu adamı seviyor musun? Seviyorum. O gitti gideli bir akşamım geçmedi ağlamadan, sabahlara kadar ağlıyorum. Bir saat, seni 2 saat uyuyorum. Seni niye terk etti peki? Hani bu kadar çok seven bir kadın, ikinci baharda bu duyguyu yakalamak zordur. Nasıl terk etti seni? Bilmiyorum. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.